Elektrik bahalı, işçilik bahalı, bağırsak bahalı, damlama bahalı, gübre bahalı. Hatay Amik Ovası'nda pamuk üretimi yapan çiftçilerin ürünü para etmedi. Çiftçi acil çözüm arıyor. Gübre bugün kilosu 14 lira. Elektriğe günme gün zam geliyor. Ama benim tarlamda ürettiğim malım çok ucuza gidiyor. Pamuk fiyatı 21 lira olarak açıklandı. Ancak bu fiyata satabilen neredeyse hiç yok. Ya 25 bin liradan aşağısı da kurtarmaz. Ama seneye bize ekemeyecek bu durumda. Borcumuzu kapatamıyoruz şu anda. Gübre, elektrik, sulama, zirai ilaçlama ve işçilik maliyetlerinin bir yılda 3'e katlaması çiftçiyi zora soktu. Fiyatları, maliyeti bize 16-17 lira şu anda. Şu anda fiyat yok, fabrikaya gidiyor, fiyat yok. Çiftçiler devlet destekleme miktarlarının artan enflasyon oranında güncellenmesini istiyor. Bu enflasyon rakamlarına oranla onun da en az 3 katı, 4 katı arttırılması lazım ki en azından çiftçiye 3-5 kuruş para kalsın. Amik Ovası için hayati önemdeki sulama sorunu içinde Reyhanlı Barajı'nın bir an önce bitirilmesini talep ediyorlar. Şöyle destekleme zaten 1100 olarak kaldı zaten. Herhangi bir arttırım olmadı. O da bir ayrı bir dert yani. Bir adım bekliyoruz. Vatan Partisi Hatay İl Başkan Vekili Ali Başkurt üreticilerin iktidarına vurgu yaptı. Fakat çiftçilerimizin en büyük sorunu alış fiyatlarının çok düşük tutulması. Beklenti 20-22 lira iken şu an 15 liraya 14 liraya pamuğunu satabilmektedirler. Milli iktidar zamanında bu üreticilerin iktidarında bu fiyatların daha da yukarıya doğru çekileceğini söyledik. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar uyarıda bulundu, önlem alınmasını istedi. Üretim maliyetleri arttı. Bu nedenle üreticimiz geldiğimiz noktada düşük fiyatlardan mağdur durumdadır. Yeterli gelir elde edemeyen çiftçimiz önümüzdeki sezon üretimden uzaklaşacaktır. Ülkemiz her ne kadar pamuk üretiminde önemli bir ülke olarak görülse de mevcut üretim tüketimi karşılayamıyor.